başlıyor. Anne karnında nasıl kız çocuklarında yumurtalıklar yani overler annenin karnında bebeğin de karnındaysa çocuklarda da testis annenin karnındayken bebeğin karnındadır. Gebeliğin son 3 ayında testis karın içinden kendine bir yol bularak karın zarı, periton dediğimiz karın zarı vasıtasıyla kasık kanalın içine bir göç yapar. Bir eldiven parmağı gibi peritondan bir çıkıntı çıkar yani karın zarından ve torbaya, skrotum dediğimiz bizim torbaya doğru bir göç olur. Bu göçün herhangi bir aşamasındaki tıkanıklık, sorun karşımıza inmemiş testis ya da inguinal hernia dediğimiz kasık kutu olarak çıkar. Bunun erişkinden farkı şudur. İki tür fıtık vardır. Bizim çocuklarda ilgilendiğimiz fıtık doğumsal olan, anne karnında olan fıtıktır. Testis yerine indikten sonra testise kılavuzluk eden o karın zarındaki eldiven parmağı gibi dediğimiz oluşum kapanmasını bekleriz doğuma yakın bir sürede. Eğer bu kapanmazsa kendisini kasık fıtığı ya da su fıtığı olarak göstermektedir. Peki bu kasık fıtığı deyince hep erkek çocuklarda mı yani yumurta dedik? Yani kızlarda bu kasık fıtığı olmaz mı? Çok güzel bir soru. Aslında kasık fıtığının oluş mekanizması da dedik yani testislerin inişinde. Ama kızlarda da aslında gerek overler yani yumurtalıklar gerek testisler gebeliğin başında göğüsle karını ayıran diyafram dediğimiz bir yapı vardır. Onun hemen altında yerleşir ve zamanla aşağı doğru iner. Kızlarda iniş bu aşamada biter. Erkeklerde torbaya doğru da bir göç devam eder. Ama buna rağmen kızlarda da gene o karın zarından bir uzantı aşağı doğru inmektedir ve kızlarda da kasık fıtığı olmaktadır. Ama gerçekten kasık fıtığı kızlarda niye olur madem bunun önceliğinde nedeni olarak testisin inişi var? Bunu da çok fazla bildiğimizi söyleyemeyiz. Bugünkü tıp bunu da çok fazla açıklamış değil. Aslında testis ve inguinal hernia yani kasık fıtığı üzerinde çok çalışılan bir konu. Fakat sebepleri hakkında bildiğimiz şeyler de sınırlı. Peki bir ailenin örneğin bir kasık fıtığı olan evlatları doğmuşsa ikinci çocuklarında da böyle bir şey olma ihtimali yüksek midir? Böyle bir yatkınlık var mıdır? Var, kesinlikle var. Çok güzel soru, teşekkür ederim. Aslında kasık fıtığı bizim tıpta kalıtımsal hastalıklar, genetik hastalıklar.